Holosen çağı sona erdi. Şu anda yaptıklarımız ve sonraki birkaç yılda yapacaklarımız gelecek binlerce yılı derinden etkileyecek. Modern insanların şimdiye kadarki bildiği tek koşullar değişmekte. Hem de çok hızlı bir şekilde. Bu gezegendeki hiçbir şey aynı kalmaz. Her şey değişir. Dünya sıçrayışlarından birini yapıyor ve biz bu sıçrayışların nereye ineceğini bilemeyiz. Dünya daima bu sıçrayışları yapmakta. Bu gezegendeki her şey hareket halindedir. Hiçbir şey sabit kalmaz, her şey değişir. Yakıtı tükenince güneş gösterişsiz bir şekilde solmayacak. Çekirdeği çökecek ve çökmesiyle oluşan fazladan ısı dış katmanlarının şişmesine sebep olacak. Güneşimiz artık ölü. Kalıntıları derin uzayın dondurucu sıcaklığında yavaş yavaş soğumakta. Güneşin kaderi diğer tüm yıldızlar için de geçerlidir. Bir gün hepsi ölecek ve kainat ebedi bir karanlığa gömülecek. Tüm yıldızların nihayetinde yakıtı bitecek, evrenin sıcaklığı düşecek ve tüm yıldızlar tek tek ölüp gökyüzünün ışığını söndürecek. Sonrasındaysa hiç yeni yıldız oluşmayacak. Yani evrenin sonu bir patlamayla değil de ağır bir süreç ile gelecek. Ve bu son ateşli değil, buzlu olacak. Yakacak yakıtı kalmayınca bir beyaz cücenin soluk parıltısı sönmüş olan fırınından geriye kalan son ısıdan kaynaklanır. Dünyanın şimdiki bulunduğu konumundan bakıldığında bulutsuz bir gece göğünde parlayan dolunay kadar parlak olacak ancak beyaz cücelerin soluk parıltısı ölü yıldızlar ve kara deliklerle dolu olan bu karanlık boşluktaki tek ışık kaynağı olacak. Bir bakıma cesetler ve zombi yıldızlarla dolu bir hayalet evren karşılayacak bizi gelecekte.
Fakat en nihayetinde beyaz cüceler de sönüp ölecek. Kara cüceler son yıldızların nihai kaderi olacak. Bunlar sadece azıcık ısı ya da ışık yayan soğumuş beyaz cücelerdir. Kara cüceler koyu, yoğun ve bozulmakta olan maddelerden oluşan gök cisimleridir. Yıldızlardan arta kalan küllerdir esasında. Bunları meydana getiren atomlar öyle sert bir şekilde sıkışmıştır ki güneşimizden 1 milyon kat daha yoğundurlar. Yıldızların bu hale gelmesi aşırı uzun sürer. Dolayısıyla bildiğimiz kadarıyla şu anda evrende hiç kara cüce bulunmamakta. Bizden epey farklı bir biyolojiye sahip olan, dolayısıyla da çok ama çok uzun yaşam sürelerine sahip olan bilinçli yaşayan sistemler düşünülebilir gelecekte. 10 trilyon yılda bir düşünen ama bu sanki onlara normalmiş gibi gelen yaşayan sistemler olabilir. Bizim soyumuz tükense bile çok ama çok uzak bir gelecekte bir süreliğine tekrardan zeki yaşam formlarının oluşmasına imkan verebilecek bir dalgalanma meydana gelebilir. Zeki yaşam zaman adacıkları olabilir yani. Bizi oluşturan atomun temel yapı taşlarından biri olan protonlar kendiliğinden dağılabilir. Kara deliğin çekiminden kurtulabilen maddeler, onu oluşturan protonlar nihayetinde bozunacağından yok olup gidecek. Proton bozulması henüz kanıtlanmış bir şey değildir. Dolayısıyla geleceğin bu kısmı yeni keşiflerin ışığında daha farklı olabilir. Kara cücelerin içindeki maddeler, yani kainatta kalan en son maddeler, bir zaman sonra arkalarında hiçbir şey bırakmayarak uzay boşluğuna radyasyon halinde buharlaşacak. Kara cücelerin de yok olmasıyla kainatta tek bir atom dahi kalmayacak. Bir zamanlar içinde bolca şey bulunan kozmozdan geriye kalan tek şeyler, ışık parçacıkları ve kara delikler olacak.
zamanın doğrusal ilerleyişi, zamanın mümkün olduğu evrenin gelişim çağında parlak bir pencere meydana getirir. Lakin bu, çok da uzun, açık kalmayacak bir penceredir. Bildiğimiz şekliyle yaşam, evrenin doğumundan son kara deliğin buharlaşmasına kadar olan sürenin yüzdelik olarak yalnızca yüzde milyar milyar milyar, milyar milyar milyar, milyar 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 milyar, milyarda birinde mümkündür. İnanılmaz bir olasılık. Kara delikler evrenin temel yapı taşları haline geliyor. Galaksiler etraflarında ufak kara delikler dönen merkezi süper kütleli kara delikler haline gelecek. Kara deliklerle dolu zombi galaksiler yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor. Birbirlerini yutarak büyüyecekler. Ardından da belki süper kütleli kara deliğe çekilerek onu büyütecekler. Evren hala ilginç ve dinamik bir yer olmaya devam edecek. Sadece bahsettiğimiz zaman ölçekleri artık binlerce veya milyonlarca yıl yerine trilyonlarca yıl olacak. Kara delikler, davula vuran tokmak misali, evreni kütle çekimsel dalgalarla dövecek. Ve bunların çok karakteristik bir şarkısı olacak. Beraberce çok uzun bir ömür sürmüş iki kara delik düşünün. Ömürlerinin sonunda, birbirlerinin etrafında, bir saniyeden çok daha kısa bir sürede binlerce kilometre yer alacak şekilde dönüyorlar. Bunu yaparken arkalarında bir uzay çınlaması, uzay zamanda gerçek bir dalga bırakıyorlar. Uzay, bu kara deliklerin evrene vuruşu sebebiyle ezilip büzülür. Bunlar kütle çekimsel dalgalar, diğer bir deyiş ve evrenin çınlama sesleridir. Ve bunlar kara delikten ışık hızında çıkarak dönen sakin bir kara delikte birleşecektir. Yeterince yakınında bulunsaydınız eğer, uzayın ezilip büzülmesinden dolayı kulaklarınız çınlardı. Tam anlamıyla o sesi işitebilirdiniz. Çok ağır bir kara deliğe doğru çekilen daha hafif bir kara delik düşünün. İşte bu duyduğunuz hafif olan kara deliğin ağır olana her yaklaştığında uzayı dövmesinin sesidir. Çekildikçe daha da hızlanır ve daha da gürültülü bir hale gelir. İnsanları kara deliklerin ölümsüz olduğunu düşünüyordu. Ancak bunlar bile nihayetinde ölecektir. Şimdi de hayal dahi edilemeyecek kadar uzun zaman ölçeklerinden, katrilyonlarca yıl gelecekten bahsediyoruz. Bahsettiğimiz bu zaman ölçeklerinde kara delikler bile buharlaşmaya başlar. Kuantum mekaniğine göre uzay sanal ve karşıt parçacıklarla doludur.
Bunlar çiftler halinde oluşmakta, birbirlerinden ayrılmakta, tekrar bir araya gelmekte ve sonra da birbirlerini yok etmektedir. Bir kara deliğin yanında sanal parçacıklardan biri ona düşebilir. Bunun sonucunda diğer parçacık kendisini yok edecek olan partnerinden mahrum kalır. Terk edilmiş olan parçacık. Kara delik tarafından yayılan radyasyonmuş gibi görünür. Bu yüzden de işte kara delikler ölümsüz değildir. Sürekli artan bir oranda buharlaşırlar. Ta ki en sonunda muazzam bir patlamayla yok olana dek. Kuantum mekaniği, parçacıkların ve radyasyonun nihai bir zindandan kurtulmasına imkan vermiştir. Düşünürler ve şairler seneler boyunca dünyanın sonunun ateş mi yoksa buz mu olacağını sorup durmuştur. Bugün buna bir cevap verebiliriz. En yeni bulgular gösteriyor ki evren yavaşlamıyor. Aksine kontrolden çıkmış bir şekilde hızlanıyor. Ve biz evrenin donarak yaşamını noktalayacağını düşünmekteyiz. Günümüzden trilyon kere trilyonlarca sene sonra. Uzay boşluğunun ta kendisinde enerji vardır. Uzayın her bir santimetre küp alanında içerisinde parçacık, madde, radyasyon yahut herhangi bir şeyle olsun olmasın yine de enerji vardır. Einstein'a göre de bu enerji evreni itmektedir. Evrenin genişlemesini hızlandıran tuhaf şey nedir? Ona karanlık enerji diyoruz. Ve bu şey evrendeki en baskın güçtür. Evrendeki madde enerji içeriğinin neredeyse 4'te 3'ü bu karanlık enerji dediğimiz şeydir. Ve bizim onun ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz bulunmuyor. Karanlık enerji madde veya radyasyonun aksine evren genişledikçe etkisini azaltmıyor. İşte bu evrene gelecekte ne olacağına dair çok önemli şeyler söylüyor bize. Öyleyse evrenin geleceği ne olacak? Karanlık enerji baskın ve itici güç olarak kalmaya devam ederse evren sonsuza değin genişleyecektir. Zaman geçtikçe gitgide hızını arttırarak hem de kaçak bir evren haline gelecektir. Evrenin enerjisinin %70'i boş uzayda bulunmaktadır ve biz niye bunun böyle olduğunu anlamış değiliz. Ancak ne olacağını biliyoruz. Bir enerji orada durmaya devam ederse şayet, evren karanlık, soğuk ve bomboş bir hale gelecektir. İşte gelecek böyle gözüküyor. Bilmiyoruz çünkü karanlık enerjinin doğasını kavrayabilmiş değiliz henüz. Kavrayana dek geleceği bilemeyeceğiz. Kendi köklerimizi dahi bilemeyeceğiz. İşte bu sebeple de bu konuyu bilmek ve araştırmak istiyoruz. Fizikçiler her geçen gün hepsinin kendine mahsus fizik yasaları olan bizimkisinin dışında başka birçok evren daha olabileceğini düşünmeye başlıyor.
Bazıları yaşam için uygun koşulları sağlayabilir. Diğerleri ise çökebilir veya da parçalanabilir. Bazıları ise aklımızın alabileceği her şeyden çok daha acayip olabilir. Bu yapbozun eksik parçaları orada bir yerlerde olup bulunmayı beklemekte. Gelecekte bizi gitgide soğuyup boş hale gelen bir evren bekliyor gibi görünüyor. Öte yandan şunu da sormalıyız tabi. Bu son yeni bir başlangıcı beraberinde getirebilir mi? Yaptığımız hesaplamalar bizlere şunu söylüyor. Eğer muazzam miktarda enerjiyi tek bir noktaya sıkıştırmaya çalışabilecek kapasitede bir parçacık hızlandırıcınız varsa bir ihtimal bir geçit açabilirsiniz. Bebek bir evren. Var olan her şeyin ölümüyle yüzleşmek. Belki de gelecekteki uygarlıkların tek kurtulma olasılığı işte budur. Ve bu çok ilginç bir olasılığı daha gündeme getirmekte. Tamamıyla spekülasyon ama belki de bünyesinde akıllı yaşam barındıran evrenler, bebek evrenler, diğer bir deyişle can kurtaran botları oluşturup onları çoğaltacaklardır. Yani çoklu evrenler arasında bir nevi evrim vuku bulabilir. Kozmik bir doğal seleksiyon gerçekleşebilir. Bünyesinde zeki yaşam bulundurmayan evrenler kısırdır, hiç çocukları olmaz. Ancak uygun sıcaklıklara ve bizimkisi gibi yıldızlara sahip olan evrenler, bebek evrenler yapıp sonra da onları çoğaltacak uygarlıklar oluşturabilir. Ve kainat içinde sadece fotonların bulunduğu bir denize dönüşecektir. Ve bu fotonlar da evrenin genişlemesi sebebiyle yavaş yavaş aynı sıcaklığa, mutlak sıfıra doğru soğuyacaktır. Son yıldızların son kalıntıları da sonunda bozunup yok olunca ve her şey aynı sıcaklığa ulaştığında kainatın öyküsü nihayet sona ermiş bulunmakta. Zaman manasız bir hale geliyor.
ömrü boyunca ilk defa evren kalıcı ve değişmez olacaktır. Entropi nihayet artmayı durdurdu. Zira kozmos artık daha da fazla düzensiz hale gelemez. Hiçbir şey olmuyor. İlelebet de olmamaya devam eder.